Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu dersimizde Blender 4.3'te Eevee için yeni eklenen Light Linking and Shadow Linking özelliklerini inceleyeceğiz. Bu özellik daha önce Cycles'a eklenmişti. Blender 4.3'te beraber artık Eevee'de de Shadow and Light Linking'i kullanabileceğiz. Şimdi bu özellikleri örneklendirebilmek için sahnemize bir tane Plane nesnesi ekleyelim. Sonrasında bir UV sfer ekleyelim. Bunu Z ekseninde bir derece yukarıya taşıyalım. Ctrl 3 ile Subdivision Surface ekleyelim ve Shade Smooth'la daha yumuşak bir görüntü oluşturabiliriz. Bunu şöyle sol tarafa doğru taşıyabiliriz. Şimdi gelin bu küreyi çoğaltalım. Shift D ile bu küreden bir tane daha oluşturabiliriz. Şöyle ortada bir yerde kalabilir. Bir tane daha oluşturabiliriz. Şöyle zemini biraz daha büyük bir hale getirebiliriz. Şimdi Z'ye basalım ve Rendered moduna geçiş yapalım. Render motorunun Eevee'de olduğuna emin olalım. Sonrasında ışığımızı seçelim. Işığı şöyle birazcık aşağıya doğru taşıyabiliriz. Bunun gücünü bir miktar artıralım. Örneğin 5000 watt olabilir. Şimdi buradaki nesnelerimizi de birazcık şöyle sol tarafa doğru taşıyabiliriz. Evet, ışığı seçelim. Işığı bir miktar şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. Biraz daha geriye doğru taşıyabilir miyiz? Evet. Örneğimiz için bu sahnemiz şu anda yeterlidir. İsterseniz bu nesnelere birer materyal de ekleyebilirsiniz. Evet, bunlara RGB renklerini ekleyebiliriz. Yani kırmızı, yeşil ve sonrasında blue'yu ekleyebiliriz. Evet, tekrardan ışığı seçelim. Şöyle bir bakalım, ışık merkezde mi? Şöyle tam anlamıyla merkeze doğru taşıyabiliriz. Daha doğrusu yaklaşık bir şekilde. Şimdi ışığımız seçiliyken object nesne özelliklerine gelelim. Burada shading menüsünü açalım. Dikkat ederseniz burada Light Linking ve Shadow Linking'i görüyoruz. Light Linking'i ışık bağlama, Shadow Linking'i gölge bağlama şeklinde kabaca çevirebiliriz. Şimdi Light Linking menüsünü açalım. Buraya New diyelim. Şimdi burada diyelim ki ışığımız sadece belli bir nesneyi etkilesin, diğerlerini etkilemesin. Örneğin sadece hangisini etkilesin? Burada ortadaki nesnemizi seçtiğimiz zaman görüyoruz. 0001 seçilmiş halde ışığı seçelim. Sonrasında 0001'i buradaki kutucuğun içerisine sürükleyip bırakalım. Şu anda dikkat ederseniz ışığımız sadece ortadaki küre nesnesini etkiledi. Işığı seçelim. Bunu şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. Dikkat ederseniz diğerleri ışıktan herhangi bir şekilde etkilenmezken ortadaki küre nesnesi ışıktan etkileniyor. Bunu uzaklaştırdığımız zaman hafif de olsa ortadaki küre nesnesi bu ışıktan etkileniyor. Şimdi sol tarafa, daha doğrusu sağ tarafa doğru taşıyalım. Soldaki ve sağdaki etkilenmezken ortadaki ışıktan hafif de olsa etkilenmekte. Yine bunu yaklaşık olarak şöyle merkeze doğru taşıyabiliriz. Buradaki kutucuğu işaretlersek bu kez tam tersini yapacaktır. Sağdaki ve soldaki küre nesneleri ışıktan etkilenirken ortadaki küre nesnesi ışıktan etkilenmeyecektir. Şu şekilde ışığı geriye doğru çektiğimiz zaman dikkat ederseniz yine ortadaki küre nesnesi ışıktan herhangi bir şekilde etkilenmezken diğerleri hafif de olsa ışıktan etkileniyor. Evet, yaklaştırdığımız zaman iyice etkilendiğini görmekteyiz. İsterseniz birden fazla nesneyi de buradaki kutucuğa ekleyebilirsiniz. Örneğin 0002'yi de ekleyelim. Şu anda diğerini de aktif hale getirelim. Şu anda dikkat ederseniz sadece küre 1 ve küre 2 ışıktan etkileniyor. Orijinal küremiz ışıktan etkilenmiyor. Işığı seçelim. Şu şekilde hareket ettirdiğimiz zaman sadece küre 1 ve küre 2'nin etkilendiğini görüyoruz. İsterseniz tersine de çevirebilirsiniz.
tersine çevirdiğiniz zaman sadece orijinal kürenin ışıktan etkilendiğini görüyoruz. Buradaki ışık bağlantısını isterseniz tamamen kaldırabilirsiniz. Burada çarpıya tıkladığınız zaman işlemi tamamen geriye alıyoruz. Gölge bağlama özelliği de benzer bir mantığa sahip. Shadow Linking'i aktif hale getirelim. Şimdi orijinal küremizi sürükleyip kutu içerisine bırakalım. Işığın sadece orijinal kürenin gölgesini etkilediğini görüyoruz. Şöyle hareket ettirelim. Diğerlerindeki gölgelerin kaybolduğunu da görmekteyiz. İkinci kürenin gölgesinin de etkilenmesini isterseniz küre 001'i de kutucuk içerisine sürüklemeniz yeterli olacaktır. Işığı seçelim. Şu anda orijinal küre ile küre 001'in gölgelerinin ışıktan etkilendiğini görmekteyiz. Şimdi isterseniz kameranın bakış açısına bir girelim. Kameranın açısını şöyle bir belirleyelim. Işığı da seçip burada da şöyle değişiklikler yapalım. Biraz daha yakınlaştırabiliriz. Burada basit bir render alalım. Render sonucumuz bu şekilde. Dikkat ederseniz orijinal küremizin ve ortadaki küremizin gölgesi ışıktan etkileniyor ve render'da görüntüleniyor. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde Eevee'ye yeni eklenen Shadow ve Light Linking özelliklerini inceledik. Bu tür Blender videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.